Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kasas suresinin son bölümünü 83-88. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Tilke darul ahira, işte şu ahiret yurdu. Nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil art ve la fesade. Biz o ahiret yurdunu yeryüzünde taşkınlık yapmayan ve bir fesat peşinde koşmayanlara nasip edeceğiz. Yani bir insan Firavun gibi, Karun gibi taşkınlık yapacak olursa, her ne kadar dünyada saltanatı da olsa, diğer alemde rezil olacaktır, perişan olacaktır. Ama kendisi devlet başkanı olabilir, çok zengin olabilir, fakat bununla yeryüzünde hayır peşinde koşar ve faydalı şeyler yapmaya çalışır. İşte ahireti bunlar elde edecek. Dünyada da durumu iyi, ahirette de durumu iyi olacak. Vel akibetü lil müttakin, akibet müttakilerindir. Hayat uzun bir koşu gibi adeta, maraton gibi. İşte bir maratona çıkıldığında bazıları önde olabilir ama uzun bir maraton olunca geride kalanlar, önde olanları zamanla geçebilir. İşte şu dünya hayatında da bir kısım büyük insanlar, kamil insanlar her dünyevi şartlar itibariyle geride görülebilir. Fakat diğer aleme gidildiğinde bunların ne kadar ileride olduğu ortaya çıkacaktır. Akibet müttaki olanlarındır. Yani takva kazanacaktır. Takva sahibi olanlar diğer alemde daimi bir saltanatı, bitmeyen bir saltanatı elde edeceklerdir. Men ca'a bil hasene felehu hayrun minha. Kim bir iyilikle Allah'ın huzuruna gelirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Yani en az 10 katı sevabı vardır. Allah dilerse 1'e 700 gibi de sevap verir. Dilediğine çok daha fazlasıyla da sevap verir. Ayet-i kerimede kim bir iyilik yaparsa demiyor da kim bir iyilikle Allah'ın huzuruna gelirse. Yani bir insan iyilik yapabilir ama o iyiliği muhafaza edemeyebilir. Diyelim namaz kılmıştır ama riyakarane kılmıştır. Ağası görsün diye kılmıştır. Amiri görsün diye kılmıştır. Yaptığı her ne kadar namaz kılmak gibi bir fiil olsa bile iyi niyetle, ihlasla yapılmadığından bu diğer aleme hayır olarak yansımayacaktır. İşte kim böyle Allah için bir şeyler yaparsa ve bu şekilde Allah'ın huzuruna gelirse Allah ona çok daha hayırlısını nasip edecektir. Ve men ca'a bisseyyi'e, kim de bir seyyi'e ile gelirse Allah'ın huzuruna, burada da seyyi'e yaparsa, kötülük yaparsa demiyor. Çünkü hepimizin bazı günahları, seyyi'eleri söz konusudur. Ama bir insan bir kötülük yaptığında tevbe ile bundan kendini kurtarır. Ettaibu minezzenbi kemen la zenbele. Yani günahından tevbe eden kimse, günahı olmayan kimse gibidir. Diyelim birisi tahtaya yazı yazdı, ardından sildi. Silinince o yazı artık görülmüyor. İşte bir insan bir günah işlediğinde, peşinde tevbe ederse o temizlenmiş oluyor. Öte yandan bir takım böyle sıkıntılar, dünyada yaşamış olduğumuz sıkıntılar eski günahları affettirebiliyor. Mesela iki namaz arası. İki namaz arasında bazı günahlarımız olabilir. Göze bakan, kulağa bakan, kalbe bakan bir takım günahlar veya diğer azalarımıza bakan günahlardan olabilir. Ama namazı kıldığımızda o arada geçen günahlara bir kefaret oluyor. Veya yolda giderken ayağımıza bir diken batıyor, başımıza bir musibet, sıkıntı gelebiliyor. Bunlar önceki hatalarımıza kefaret oluyor. Hatta kabir azabı bile, kabirde bile insan kısmen bir temizlik ameliyesinden geçiyor. Bu manada, yani kim bir kötülük yaparsa demiyor ayet-i kerime, bir kim bir kötülükle Allah'ın huzuruna gelirse, o zaman فَلَا يُجْزَ الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. O seyyiyeleri, günahları işleyenler ancak yaptıklarının karşılığını görecekler. Yani onlara zulmedilmeyecek,
bir günah işlemişse iki günah yazılmayacak. Yapmadığı şeyi yapmış gibi hesaba çekilmeyecek. Ne işlemişse onun karşılığını görecek. İnnellezî farada aleykel Kur'an, Kur'an'ı sana farz eden, farz kılan Allah, le raddüke ile ma'at, elbette seni ma'ada döndürecektir. Yani seni ahirete alacak, ahirette sana daimi saadeti verecektir. Veya senin davanı muvaffak kılacaktır. Veya bir başka manasıyla değerlendirildiğinde, sebebi nüzul itibariyle düşünülürse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret esnasında Cuhfe denilen yere geldiğinde şöyle Mekke'ye bakmış, mahzun bir şekilde, ey Mekke, sen şehirlerin en güzelisin. Kavmim eğer beni buradan çıkmak zorunda bırakmasalardı ben senden ayrılmazdım demiş. Ve mahzun bir şekilde muzdarip bir vaziyetteyken bu ayet-i kerime geliyor. Peygamberimizin tekrar Mekke'ye döneceğini müjde olarak vermiş oluyor. Yani Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette senin davanı da muvaffak kılacaktır. Her ne kadar bugün buradan çıkma durumunda kalsan da seni buraya tekrar döndürecektir. Nitekim 8 yıl sonra Peygamber Efendimiz muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye dönmüş ve Mekke'yi, Mekke'deki Kabe'yi putlardan ve o şehri de putperestlerden temizlemiştir. Putlar kırılmış. Putlar kırılınca gönüllerdeki putlar da kırılmış. Peygamberimizin büyüklüğünü gören Mekkeliler toptan iman etmişlerdir. Akibet müttakilerindir diye biraz önce ayette geçmiştim. Peygamberimiz en müttaki insan. Demek ki akibet onun olacak. Onun davası galip gelecek. Bu ayette ona bir işaret ediyor diyebiliriz. Kul Rabbi, de ki benim Rabbim, e'lemu men ce'e bil huda, kim hidayetle gelmiş, Rabbim onu en iyi bilendir. Ve men huve fi dalalin mubin, kimin de apaçık bir dalalet üzere olduğunu en iyi bilendir. Yani kim doğru yolda, kim eğri yolda, Rabbim en iyi bir şekilde bilendir. Dolayısıyla doğru veya eğri yolda olanlar Allah'a gizli değildir ve Allah ona göre onlara muamele edecek ve onların amellerinin karşılığını verecektir. فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ, kendinizi temize çıkarmayın diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bir insan zaten hidayet üzere ise Allah onu ona göre bilir, ona göre karşılığını verir. Yoksa o kimsenin ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim demesi onu kurtarmaz. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْغَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ, sen kendine kitabın ilka edileceğini ummuyordun. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Kur'an nazil olmazdan önce bana Kur'an nazil olacak, Allah beni peygamber yapacak gibi öyle bir beklentisi yoktu. İlla rahmeten min Rabbik, ancak Rabbinden bir rahmet. Yani Rabbinden bir rahmetle sen böyle bir nimete mazhar oldun. Tabii bunu ifade ederken liyakat noktasını da herhalde göz ardı etmemek gerekir. Yani peygamberlik mahza lütuftur. Tamamen mevhibe-i ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın tek taraflı bir hibesidir. Çalışmakla bir insan peygamber olmaz. Ama bununla beraber Allah kimi peygamber yapacağını en iyi bilendir. Allahu alemu haythu yec'alu risalete. Allah mesajını kiminle gönderecek, kimi Resul yapacak en iyi bilendir. Böyle olunca Allahu Teala bütün kalpleri, bütün akılları elbette en iyi bilen ve kim ne yapacak bunu en iyi bilen. Böyle olunca kim Habib-i Rabbül Alemin olacak, Mustafa olacak, seçilmiş olacak, Allahu Teala elbette biliyor ve ona göre de gönderiyor. فَلَا تَكُونَنَّ زَه۪يرًا لِلْكَافِرِينَ, dolayısıyla sakın kafirlere arka çıkma, onlara yumuşaklık gösterme. Yani küfre haşa taraftar olmak peygamberimiz için zaten düşünülemez. Ama burada peygamberin şahsında Allahu Teala ümmete ders veriyor.
sakın kafirlere taraftar olmayın, destek olmayın ve onlara yumuşaklık göstermeyin. Bunu bildiriyor. Tabi bunu ifade ederken doğrudan düşmanlık yapın anlamında değil. Ama küfründen dolayı ona bir sempati duymayın. Küfründen dolayı bir yakınlık aramayın. İman ve küfür, bunlar biri ışık, diğeri karanlık gibi birbirine zıt olan şeyler. Allah size ışığı nasip etmiş. Dolayısıyla karanlığa talip olmayın. Karanlığa taviz vermeyin. Böyle manalar anlaşılabilir. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ اَيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ. Sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın onlar seni çevirmesin. Yani Allah'ın ayetleri var. Allah'ın ortaya koyduğu hükümler var. Bu hükümlerden taviz verme. Bunlardan geri kalma. Bunları hem hayatında hem ümmetin hayatında uygula, tatbik et. وَدْعُ اِلَى رَبِّكِ. Ve Rabbine davet et. Rabbinin yoluna insanları davet et. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Ve sakın müşriklerden olma. Allah'a şirk koşan, gerek ibadetinde, gerek başka şeylerde Allah'a ortak koşanlardan olma. وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Ve ona dua etme. Allah ile beraber ilah olarak birini çağırma. Yani la ilahe illallah diyoruz. Tevhidin ifadesi. Allah'tan başka ilah yok. İlah bir yönüyle mabut anlamında. Kendine ibadet edilen. İşte Allah ile beraber başka bir mabut arama. Başkasına ibadet etme, tapma. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Küllü şeyin halikun illa veçheh. Ona bakan cihet dışında her şey helak olucudur. Buna şöyle de mana verilebiliyor. Allah'ın zatı dışında her şey ölüme mahkumdur. Her şey fanidir. Tabi küllü men aleyhe fen. Şu dünyada olan her şey, dünya üzerinde olan her şey fani ve her canlı ölüme mahkum. Burada da her şeyin helak olmasına dikkat çekiliyor. Allah'ın zatı dışında her şey helak olmaya mahkumdur. Bir de buradaki vecih kelimesi cihet anlamı da aynı kökten gelir. Yani Allah'a bakan cihet dışında her şey helak olucudur. Bu manada da değerlendirebiliriz. İşte kıyamet koptuğunda, sure birinci üfürüldüğünde alem ölümü tadacak. İkinci defa üfürüldüğünde alem yeniden diriltilecek. Her şey helak olacak. İşte bütün insanlar ölümü tadacak. Bütün hayat sahipleri ölümü tadacak. Allah ise hayatı da ölümü de yaratan ve ölümden münezzeh. Daimi hay ve kayyum. İşte meselenin bu ciheti var. Bir de yaptığımız işler, yaptığımız ameller Allah'a bakan ciheti varsa kıymet kazanıyor, Allah'a bakan ciheti yoksa yok olup gidiyor. Diyelim bir zengin çok büyük bir yurt yaptırıyor ama bunu yaptırırken Allah'ın rızası için değil de işte beni tarihe kaydetsinler, benim adım bu şekilde unutulmasın, duyulsun, bu niyetle yaptırıyor. Allah için değil. Allah için yaptırmamışsa bu helak olmaya mahkumdur. Yani bundan bir fayda görmeyecektir. Ve daha diğer ameller, daha diğer işler Allah namına yapılmamışsa bunlar yok olmaya mahkumdur. Ama Allah için olduğunda, Allah'a bakan cihetle yapıldığında insanın bütün meşru amelleri bunlar sevap hükmüne geçer. Diyelim bir insan namazını kılıyor ve mubah işler yapıyor. Yapmış olduğu bütün mubah işler onun için sevap hükmüne geçer. Diyelim ki çalışıyor. Ailesinin geçimini temin etmek için çalışıyor, ter döküyor ve bununla nice günahlardan temizleniyor. Çekmiş olduğu o zahmetler kendisine nice sevaplar kazandırıyor. Ve o dünyevi mubah çalışması ahiret hesabına da geçiyor ve o şekilde ebedi saadeti kazanacak şekilde kıymet kazanıyor. Demek ki
hemen her insan bütün işlerini Allah'a bakan cihetiyle yapabilir. Allah'a bakan cihetiyle yapmışsa bu kıymet kazanıyor ve ebedilik kazanıyor. Fakat dünyanın gelip geçici gayeleri için yapmışsa, süfli arzular için yapmışsa, şan şöhret için yapmışsa bunların bir kıymeti yok. Bunlar ölüme, yok olmaya mahkum şeyler. Lahul hukmu, hüküm onundur. Hüküm ona aittir. Ve ileyhi turcaun, ve siz ona döndürüleceksiniz. Bu Kasas suresinin sonu. Demek ki bu surede çok kıssalar anlatıldı. Çok mesajlar verildi. Ve bitirilirken de hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz. Bu dünyada hüküm işte zaman zaman bazı şahısların gibi oluyor. İşte firavunların, karunların hükümdarlığı var gibi. Ama bugün var yarın yok türden şeyler. Firavun bir zamanlar vardı. Şu anda onun saltanatının yerinde yerler esiyor. Karun bir zamanlar vardı. Ama şu anda onun servetinin yerinde ve kendisinin yerinde yerler esiyor. Böyle olunca diyelim öldükten sonra dirilme meselesi gibi şeyler. Bu konuda hüküm falan filozofun falan düşünürün değil. Hüküm Allah'ındır. Allah nasıl hükmetmişse doğrusu odur. Ela ya'lemu men halak, yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette Allahu Teala kendi mülkünde neler var en iyi bilendir. Yaratılışı da anlatan odur. Dirilişi de anlatan yine odur. Ve ayetin son kısmı ona döndürüleceksiniz ifadesiyle bitiyor. Dönüş Allah'a. Yani bu dünya geçici bir alem. Bu dünyada insanlar imtihandan geçiyor ve herkes kendi durumuna göre eleklerden geçiriliyor. Ve bu kolay bir imtihan da değil, çetin bir imtihan. Çok eleklerden geçirildiğimiz bir imtihan. Çünkü cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Cenneti elde edebilmek için elbette bir gayret içerisinde olmak gerekiyor. Şu dünyada bir evimiz, bir arabamız olsun diye bayağı çalışıyoruz. Diğer alemde koca bir cenneti elde etmenin de elbette bir bedeli olmalı. İşte bir insan bunları bildiğinde ona göre hazırlık yapar ve malını, imkanını, nefsini, nefesini, bütün hepsini Allah'ın yolunda değerlendirmeye çalışır. Allah bizi öyle olanlardan eylesin ve rüyetine, cennetine, cemaline mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.